Ve efendim Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Adı Cengiz Ergün. Yakından tanıdığımı artık biliyorsunuz, zaman zaman bahsettik. Fakat bu sohbette yalnızca Manisa, İzmir, Ege bölgesi değil. Dikkatle takip edin lütfen efendim. Çünkü her bir cümleden manşet çıkacağını biliyorum. O MHP'nin Manisa'daki 10 yıldır belediye başkanlığını yapıyor. Şimdi yeni bir dönemi daha var. Cengiz Ergün. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın, yani AK Parti ile MHP'nin ortak adayı. Hoş geldiniz. Öncelikle siz hoş geldiniz. Bütün Fox ailesine ve tüm izleyicilere, Manisalı hemşerilerime hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkür sizleri ederiz. Sizleri Manisa'da görmek gerçekten bizler için büyük bir mutluluk. Eksik olmayın. Tabii bereketi de getirdiniz. 3 gündür Manisa'da çok bahar havası vardı. Bugün akşamleyin, biraz önce de sizin söylediğiniz gibi yağış ve fırtınadan bugün Atatürk Kent Parkı'nda yapmamız gereken programı, ama Manisa'da bugün Çanakkale Şehitliği Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'na şu anda mevcut yayını yapma noktasındayız. Burası da farklı bir yer ama. Siz yaptınız önce, burayı 4 yıl önce. 2013 yılı Mart ayında, 18 Mart'tan önce buranın açılışını yaptık. Tabii çok farklı bir yer ama. Bugün yaklaşık 200 bine yakın çocuklarımız, gençlerimiz ve Manisa'ya gelen insanlarımızın bizzat görmek istedikleri bir alan burası. Çok hoşuma gitti. Burayı şöyle söyleyeyim, Anıtkabir'i yapan Rus sanatçısı Alexander. Onu bizzat Rusya'da bularak Manisa'ya getirdik ve Anıtkabir'i yapan kişi olma sıfatıyla Türkiye'de ikinci Çanakkale Şehitliği'ni, diyaramasını ses düzenleriyle, görselleriyle. Manisa'mız aynı zamanda Çanakkale'de en çok şehit veren illerimizin başında 4. ya da 5. sırada geliyor. Doğrudur. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur, doğrudur. Dolayısıyla tabii bu hassasiyete teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de portresini çok önemli bir noktaya buradan da ifade etmek istiyorum. Hangi noktaya giderseniz Atatürk sizi takip ediyor gözleriyle. Biz zaten nereye gitsek Atatürk bizi takip ediyor. Bunu hiç unutmuyoruz. Evet. Bu arada mavisiniz efendim. Ne güzel. Evet, Şeyda Hanım'a mı teşekkür edeceğiz, eşinize? Benim koleksiyonumu hep kendisi sağ olsun. Kendisini de Çalar Saat annesini de sevgiyle selamlıyoruz. Her zaman bizi onun izlediğini biliyoruz. Onun destek ve katkılar olmazsa fedakar bu noktalarda olmazdık. Fedakar anneler adına. Bize bir kitap çok mı getirdiniz? Teşekkür ediyoruz. Bir kitap görüyoruz. Evet, sizlerin her programda aşağı yukarı başlattığınız bir çalışma vardı. Evet. Nutuk'tan zaman zaman okumalar yapıyorsunuz. Biz de Manisa'da yıllardır söyleyeyim, yani en az 2-3 senedir, bugün sayısı 10 binleri geçen, 50 binlere varan sayıda nutuğu gençlerimize, öğrencilerimize dağıtma noktasındayız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak siz bastırdınız. Bizim bastırdığımız bir özel nutuktur bu. Halkımıza dağıtıyoruz. Biz efendim bundan bir tane de size hediyemiz sağ olun. Biz de 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra başladık bunu. Evet. Ankara'da böyle arkadaşlarımla konuşuyordum, danışmanlarımla falan. Sonra dedik ki biz nasıl bir araya geleceğiz? Dedik ki işte onun etrafında kenetleneceğiz. Devletimiz tertemiz olsun diye böyle başlamıştık. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da saklayacağım. Rica ederim. Rica efendim ederim. Seçime 53 gün var. Bu nasıl bir seçim, anladınız mı siz? Vallahi biraz bu sefer değişik bir seçim değişik oluyor. Değişik bir seçim. Tabii ki 2009 Manisa Belediye Başkanlığı, 2014 ilk defa oluşan bir Manisa Büyükşehir Belediye ve Başkanlığı. Manisa'da halkımız, vatandaşlarımız öncelikle bize iki defa bu görevi ifa ettiler. Öncelikle bize oy vermiş vermemiş bütün vatandaşlarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki üçüncü defa aday gösterilmiş olmamdan dolayı Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'ye şahsım adına ve bütün Manisalılar adına buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çok ısrar değil şahsınızda, hiç tartışmasız. Evet, çok şükür. Bu çünkü bizim için bir onur, büyük bir mutluluk. Ne mutlu ki 10 senedir geride bıraktığımız çizgimizde bunu demek ki verebilmişiz. Hizmet noktasında tabii ki Manisa'da. Onları konuşacağız. Da, tabii ki. Özellikle ben Çalar Saat'te sizin bu katı atık, atık Bahçeli de buraya gelmiş. Ben onları duyurmuştum. Evet, bu açılışını bizzat kendisi hassas yaptı. Hassas olduğum konular, altyapı konusundaki çalışmalarınızda konuşmak istiyorum. Ama önce şu ittifakı bana anlatın efendim. Şimdi bizim gördüğümüz bu ittifak kolay bir şey değil. Dün Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki mezara kadar gidecek bu iş dedi. Evet. Fakat şimdi bu tavanda ayrı, tabanda ayrı. Bunu birazcık bir anlatın. Çünkü Manisa özelinde bu Cumhur İttifakı, işte AK Parti ile MHP. Bunu birazcık bir anlatır mısınız? Nasıl oluyor? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Sayın Genel Başkanımızın kendi aralarında yapmış oldukları görüşmeler neticesinde Türkiye'de öncelikle Ankara, İstanbul ve İzmir noktasında bir Cumhur İttifakı mutabakatı sağlanmıştı. Bu anlamda JES-REST olaylarıyla Manisa, Adana ve Mersin illeri de bu ittifak kapsamında ve ondan sonraki gelişmelerle de mali idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz ve Mehmet Özseski Bey'in yapmış olduğu çalışmaların neticesinde bugünlere ulaşıldı. Sonuçta yukarıdaki her iki partinin bir arada yapmış oldukları ve almış oldukları kararları da bizler bu Cumhur İttifakı'na halel getirmemek üzere üzerimize düşen bu süreci yapacağız. Manisa'da da şahsım Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak gösterildik. Yani Manisa'da AK Parti sizi destekliyor burada. Aynen. Şu anda alınan karar o. Cumhurbaşkanı ne dedi efendim? Bir süre önce geldi. Siz ben fotoğraflara baktım, videolara baktım. Yaklaşık 20-25 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız Manisa'yı da organize sanayide belli açılışlar için ziyarete geldiğinde kendisiyle de görüşme fırsatı bulduk. Öncelikle hayırlı olsun dedi. Allah utandırmasın ve olurlarını da kendisinden almış olduk. Bundan 15 gün öncesi de geçtiğimiz hafta içerisinde 10 gün önce Ankara'da yine bütün partimizin yapmış olduğu Türkiye genelindeki aday tanıtımı programında da Sayın Genel Başkanımız bizleri bir kere daha, üçüncü defa Manisa'da aday olarak ilan ettiler. Ben bir kere daha buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Bahçeli ile bugün veya yarın bir görüşme yapacak Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi siz seçilince daha önce yaşadığınız Yılmaz Büyükerşen de benzeri bir sorunu yaşamıştı. Çok kritik bir soru sormak istiyorum. Türkiye'm bakın burası da çok önemli bir mesele. Erdoğan'la Bahçeli Cumhur İttifakı'nın iki ortak adayı, iki lider bir görüşme yapacaklar ve görüşmede aslında çok kritik bir olay olacak. Bakın bunu ben Binali Yıldırım'ın etrafından da duymuştum. Belediye başkanları seçilecek önemli. Lakin siz bir de orada bir meclisiniz var. Mecliste de çoğunluğunuzun olması gerekiyor. Evet. Şimdi siz MHP olarak tek başınıza çoğunluğu hani çok zor. Ama Cumhur İttifakı olarak almanız gerekiyor. Bu nasıl olacak efendim? Çünkü ayrı ayrı girerseniz o zaman azınlığa düşme ihtimaliniz var. Ben biraz simülasyon çalıştım dün. Tabii. Bu ne olacak? Ne bekliyorsunuz burada? Şimdi her iki partinin ayrı ayrı girmesi veya fermuar liste şeklinde tek liste halinde girilmesi noktasında herhalde bugünkü ve yarınki görüşme içerisinde bu da gündeme gelecektir. Bizlerin de sizin de bilgi sahibi olduğunuzu ifade ettiniz. Hem Ankara'da hem İstanbul'da hem İzmir'de belki Manisa veya diğer bazı büyük şehirlerde ittifakın olduğu şehirlerde meclis üyelikleri noktasında bir görüşme olacağı bizlerin de bilgisi ortak dahilinde. Ortak bir liste olabilir mi AK Parti'de MHP belediyemiz? Ortak liste olması mevcut ilçelerin konumuna göre değişebiliyor. Yani MHP'nin almış olduğu ilçe belediye başkanlıkları var. Artı AK Parti'nin almış olduğu ilçe belediye başkanlıkları ve onun altındaki meclis üyelikleri noktasında oturularak, karşılıklı istişare edilerek ortak mutabakatla çıkılması her iki partinin lehine olacaktır. Çünkü sizin iki parti olarak büyükşehirde ittifak yapıyorsunuz, ilçe belediye başkanlıklarında ittifak ediyorsunuz. Ancak meclis üyeliklerinde ayrı ayrı çıktığımız takdirde oyların bölünmesine sebebiyet vereceğinden karşı grubun, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ortaklaşa fermuar listeyle, tek listeyle çıkmış olmalarının onlara bir artı avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Yani konuşuluyor. Bu noktalarda herhalde bir çalışma yapılacak. Belki son ayın 19'una kadar ilçe seçim kuruluna verecek olan bu meclis üyeliği listelileri de sonuç itibariyle bu süre içerisinde belki değiştirilebilir. Ama siz... Birleşme artı getiriyor, ayrılma karşı tarafa avantaj getiriyor. Siz ama bunu istersiniz. Çünkü siz MHP ve MHP'lisiniz aslında. Ama aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayısınız. Şöyle söyleyeyim. Ortak olsun istersiniz. Geçtiğimiz hafta AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğimizde 17 ilçe belediye başkanımızla bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanları bir aradaydık. Kendilerine de istişare ettiğimizde, yani mantıklı baktığınız zaman bütün partilerin belediye başkanlığı, peki, bu birleşme noktasında kendileri hemfikir. Şimdi sizi biraz yakından tanıyalım. İzleyenlerimiz, yalnızca Manisa değil, bir örnek olsun istiyorum. Yani artılarıyla eksileri kamuoyu takdir etsin. Bütün adaylara, bütün konuklarıma bunu sorarım. Ben çalışırım dersim ama siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Benim gördüğüm Manisa'da siz bir kere MHP tamam ama CHP tabanına
hitap ediyorsunuz. HDP yani Manisa'da yaşayan Kürt kardeşlerimizden de oy alıyorsunuz. Bir tanımlar mısınız efendim? Siz siyasetin neresindesiniz, nasıl tanımlarsınız? Tabii şöyle söyleyeyim. Yani benim aşağı yukarı 10 sene öncesi siyasete girmeden önce siyasetin hemen hemen içerisinde hiç yer almamışım. 94-96 yıllarında sadece Anavatan Partisi'nde Turgut Özal zamanında Manisa İl Başkan Yardımcılığı noktasında bir iki yıllık görevim vardı. Yani biz her zaman sporun içerisinde eski Manisa Spor Kulüp Başkanlığı'nı yıllarca yapmış olmanın, üçüncülükten Süper Lig'e takımı çıkaran bir başkan ve bütün ekibiyle beraber tabii ki o süreçlerde Vestel'le birlikte kulübü bağdaştırarak Vestel Manisa Spor sponsorluğu altında Manisa'ya büyük hizmetler verdik ve büyük başarılar kazandırdık. Tabii bütün herkesi kucakladık. Evet. Hiçbir zaman siyaseti sporun içerisine sokmadık. O süreç hem Genç İş Adamları Derneği'nden gelişimiz, doğma büyüme Manisalı olmamız, bütün Manisa'da insanlarımızla hem iş ortamında hem dostluklar ortamında beraber olmamız. Tabii ki memleketimizi seviyoruz. Havasını soluyoruz, suyunu içiyoruz. Mesela milliyetçi misinizdir? Sonuna kadar. Milliyetçi. Sonuna kadar. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ülkücü tabanın veya ocaktan yetişen bir kişi olarak gelmedim. Tamam. Ben Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli 2009 ayından 93 gün öncesi makamına girdiğimde aday değildim. Ama makamından çıktığımda adaydım. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki sürecim orada başladı, öyle söyleyeyim. Atatürkçü, ben sizi öyle tanımlayabilirim. İtiraz eder misiniz buna? Hiçbir itirazım olamaz, mümkün değil. Sonuna kadar da savunucusuyum. Muhafazakarlık ne kadar? Mesela siz çünkü ben burayı sordum, buranın hikayesi ne dedim. Şimdi biz tabii alternatifli çalıştık. Buranın müdürü Zeynep Hanım dedi ki, biz tabii ki Manisa dedi çok şehit verdi ama dedi başkanımızın çok özel bir hassasiyeti vardı. Şimdi bu Çanakkale bizim aradığımız ruh. Biz Çanakkale ruhu, Kuvayi Milliye ruhu arıyoruz efendim. Bu da bir muhafazakarlık aslında. Tabii. Yani çağdaş değerler, yani çağdaşlık ve muhafazakar. Aslında biz bir sentezden bahsediyoruz. Bunu bir anlatır mısınız? Muhafazakarlığı nasıl görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, yani bu kişiyle Allah arasındaki kendine kalmış bir vicdan muhasebesi. Tabii ki bizler inançlı insanlarız. Namazımızı da, cuma namazımızı da, bayram namazımızı da gerektiğinde kılan insanız. Sonuçta bunu bir gösteri noktasında değil, buradaki kalben yapmak lazım. Ben buna inanan bir insanım. Duamızı da gerektiğinde her gece yatarken de yapan insanız. O açıdan olayı farklı bir noktalara götürmemekte. Bir de efendim şimdi burası bizim de çocuk, ben de bu bölgenin çocuğum işte. Tarım bizim için çok önemli, esnaf bizim için çok önemli. Bir haberimiz var efendim. Size yaşadığınız gerçeklik ve üretici için, esnaf için ne yapıyorsunuz? Tecrübeli bir belediye başkanı olarak onu sormak istiyorum efendim. Biraz şöyle ekonomiye bir gidelim. Daha sonra Manisa özelinde üretici, çarşı, pazar, esnaf biraz bunu konuşmak istiyorum. Saatlerimiz 8.30 oldu ve MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cengiz Bey, Cengiz Ergun bizimle birlikte. Efendim çarşı pazarı soracağım ama Canan Güllü, biz kadın meselesine çok özel yer veriyoruz. Dün laiklik günüydü. Nazan Moral hocamız yazmıştı. Bugün de Canan Güllü hocamız bir başka bağlamda yazmış. Ama onu okumadan evvel, bugün şöyle çat günü, önemli bir gün. Ama önce şu çarşı pazar ekonomi ne yapıyorsunuz? Manisa'da gördüğünüz nedir? Evet, son günlerde tabii ki hava şartlarından, yani ben biraz da fiyatların artışını mevcut kış şartlarına bağlıyorum. Genelde biliyorsunuz sebze meyve fiyatları, gıda fiyatları yaz aylarında tamamen düşme trendine girer. Ancak bu kış aylarındaki son dönemde Manisa'da da 15 gün öncesi büyük bir afet yaşadık. Evet. Ova'da muazzam bir sel baskınları yaşandı. Çok geçmiş olsun Manisa'mıza. Sağ olun. Ancak onu da çok şükür şehir merkezlerimizde, ilçe merkezlerimizde pek hissettirmedik yaptığımız yatırımlarla. Altyapı. Tabii ki altyapılı kaynaklı. Sonuçta kış hava şartlarının mevcut orantısına bağlama noktasındayım. Yani bu fiyat artışlarının geçici olduğu kanaatindeyim. Tabii ki şu anda çalışılan bir hal yasası var. Bu hal yasası ile ilgili alınacak olan tedbirlerin bir an önce ivedi olarak hayata geçirilmesi kısmen de olsa bu üreticiden halden
üreticiye 3-4 tane el değiştirme söz konusu oluyor. Burada bir önlemlerin getirilmesi noktasında tedbirlerin alınması aslında gerekiyor. Aslında siz meselenin 2-3 farklı noktasına değindiniz. Evet. Ama bir noktaya daha değineyim efendim. Üretici odaklı bir yaklaşım yapmamız gerekiyor. Üreticiyi destekleyecek. Burada bir sorun var efendim. Benim gözlemim. Ya tarım politikalarında böyle bir sorun var. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Kırsal kalkınma noktasında şehirlere göçün azaltılabilmesi için kırsal bölgelerde ama seracılık ama meyvecilik tarzında gelişimi, üretimi arttıracak olan tedbirleri ve işçi istihdamını sağlayacak tedbirleri hayata geçirmemiz lazım. Bu konuda desteklerin hayata geçirilmesi lazım. Sizin bir mesela belediye olarak siz de bir şey yapabilir misiniz? Belediye olarak bizim şu ana kadar mesela Selendi, Gördes veya Sarıgöl gibi olan yerlerde 250'nin üzerinde sera oluşumunu biz katkıda bulunduk. Burada %75'ini Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız sübvanse etti. %25'ini de üreticiye katkıda bulunmasını sağladık. Ve bu %25'lik payı da 2 yıllık geri ödeme şekliyle kendilerine bir olanak tanıdık. Şu anda bu yaptırdığımız sera üretimini senede 2 defa, 3 defa ürün alma noktasında olan çiftçilerimiz var. Ve Allah razı olsun diyor hepsi. Yani bu tür tedbirleri ve üretimi artırmamız lazım. Bilhassa kırsaldan başlaması lazım. Tabii ki bir araya gelerek aynı ürünü aynı köyde yakın mahallede üreten çiftçilerimizi de bir araya getirerek bunların daha organize olmalarını sağlayacak tedbirleri de getirmemiz gerektiğine inanıyorum. İşte üretici odaklı değil mi? Bunu yapmamız aynen gerekiyor aslında. Aynen. Tarım politikalarını da böyle. Efendim ben Manisa'yı da dolaştım. Şimdi yer yer böyle adeta hani nasıl diyeyim bey pazarına benzettiğim bölgeler gördüm. Yer yer böyle kapalı çarşıya benzettiğim yerler gördüm. Bu sevindirici tarafı. Fakat dükkanlar çok boş Sayın Başkan. Doğru. Biraz esnaftan da bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim. Tabii eski Manisa dediğimiz Manisa merkezinde Bedesten Çarşısı ve meydanını yaptığımız o alanın altında aşağı yukarı 400-500'e yakın bir dükkanlarımız var. Eski Manisa esnaf dükkanlarımız veya bit pazarı olarak nitelendirilen Kuyumcular Çarşısı ve üst tarafları dediğimiz alanda. Geçtiğimiz hafta Cuma günü de ben bizzat o bölgedeydim. Çarşı vatandaşlarımızla bir cumalaşma noktasında kendilerine görüşme fırsatı bulduk. Ancak içinde bulunduğumuz şu Haziran ayından beri ekonomik biraz şartların ve sıkıntıların artması, hem ülkenin ekonomik noktada büyük bir baskı görmesi, hem terör noktasında bir baskı görmesinin getirdiği etkenler ülke şartlarından kaynaklı. Maalesef dediğim gibi %40, %30 veya %50 oranında esnaf kardeşlerimizin şu anda biraz durduğunu, işlerin durduğunu bizzat kendilerinden dinleme fırsatı buldum. Ancak bunlar geçicidir. Bunları biz 2001'de de, 2000'de, 2008'de hep yaşadık. Yani ülke zaman zaman 10 senede bir, 8 senede bir bu tür ekonomik sıkıntıları geçiştirmiştir, geçmiştir, yaşamıştır. Bundan sonra geçici da yaşayacaktır. Bu da bir süreçtir. Tahmin peki ediyorum 2019'un ikinci yarısından sonra veyahut da bu yılın sonundan sonra şartların daha iyi noktaya döneceğini, bunların da geçeceğini umudumuzu hiçbir zaman yitirmememiz lazım. Her zaman şimdi umutla bir de kadın sorusu lazım. Bizim hassasiyetle üzerine bakın çevre, altyapı, kadın. Canan Güllü diyor ki sevgili İsmail günaydın. Manisa'ya da sevgiler. Bugün günlerden şöyle chat diyor. İlk duruşması var ve o hukuki mütalalarda gördüğü sakatlıklardan bahsediyor. Bugün efendim şunu da okuyayım. Şule Çet'in ölümüne ilişkin dava dosyasında en önemli delil son saniyelerin yaşadığı bu oda. Oradan Canan hocamız da bize hukuki metinden almış ve bu meseleyi gündeme getirmiş. Siz kreşler açıyor musunuz mesela efendim? Kadın meselesinde kadınların için neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bütün çocuk kültür okul öncesi çocuk kültür merkezlerimiz ve kreşlerimiz var. Bugün aşağı yukarı 3500'ün üzerinde okul öncesi eğitimini verdiğimiz çocuklarımız var. Ancak buna ilaveten orta öğretim ve lise öğretiminde üniversite sınavlarına, lise sınavlarına hazırladığımız yine MABEM kursları dediğimiz
ve bugün sayısı 8754'e ulaşan bir genç nesilimiz var. Hı hı. Bunun yanında 4000'in üzerinde belediye spor bünyesinde 13 branşta vermiş olduğumuz evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz var. Burada amaç şu, önemli olan %98 başarıyı yakaladığımız bir MABEM kurslarımızda başarı geçen sene %98,25'e ulaştı. Güzel. Yani her kapımızı açtığımız evladımızı biz ya liseye yerleştirmişiz ya üniversiteye yerleştirmişiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Gençliğe sahip çıkmamız lazım. Ve nasıl bugün bu mekanda dün yaşananları yarınlara taşıma noktasında onlara bu imkanı verebiliyorsak, bunları hatırlatma noktasında hareket ediyorsak, çocuklarımıza da sağda solda kötü alışkanlıklardan veya da kahve köşelerinden kurtararak, bunlara eğitim vererek daha iyi bir kişilik, daha iyi bir ülkesini seven, Atatürk Cumhuriyeti'ne bağlı, ilkelere bağlı, çok güzel, evlat yetiştirmemiz lazım, gençlik yetiştirmemiz lazım. Biz bugün bu makamlardayız, yarın genç çocuklarımız, evlatlarımız yarın bizim bu makamlarımızı temsil edecekler ve bu ülkeyi yönetecekler. Daha iyi bir geleceği taşımamız lazım. Istiyorum. Ben sizin daha önce bu depolama, çöp depolama konusunda bozum, atık, katı atık bertaraf etmesi. Bunları ben Devlet Bey de buralara geldiği zaman haber verdim. Hem yerel gazetelerden hem yaptım. Bunun için sizi kutlamak istiyorum. Çünkü Gediz Havzası'nı korumamız lazım efendim. Evet, Türkiye'de ilk defa kamu yatırımı olarak yaklaşık 110 milyonun üzerinde bir yatırımla kamu yatırımı olarak yapışet değil. Yani 29 Devlet yılına yok. Özel yani bir şirkete de yaptırabilirdik. Ancak biz bunu kamu yatırımı olarak Türkiye'de ilk defa tam otomatik sistemli ayrıştırmalı bu bölgenin en büyük yatırımını yaptık. Ve bugün mevcut eski çöplük alanlarımızda enerji üretimi noktasında artık gazdan enerji üreterek bir gelir elde etme noktasındayız. Ve sadece bununla da kalmadı. Şu anda mevcut Turgutlu, Saranlı, Akhisar, Alaşehir ve merkezde yaptığımız aktarma istasyonlarıyla da diğer ilçelerimizden simitlerle ve tırlarla bütün çöplerimizi bu Uzunburun katı atık bertaraf testlerine taşıma noktasındaki çalışmalarımızı hemen hemen tamamlama noktasına geldik. Şimdi en önemli projenizi soracağım. Çünkü yeni dönem için oy isteyeceksiniz. Hem AK Parti hem MHP'ler olarak yani ortak aday olarak. Fakat Manisa'dan gelen bir soru var efendim. Aslında sizin de tanıdığınızı tahmin ettiğim birisi şöyle soruyor. İlgiyle izliyoruz İsmail Bey. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Millet İttifakı'nı sıklıkla Zillet İttifakı diye tanımlıyor. Acaba konuğunuz bu konuda ne düşünüyor? Millet İttifakı için bir yorum bulunur mu? Evet. Tabii ki Sayın Genel Başkanımızın söylemiş oldukları her zaman bizim kabulümüzdür. Her zaman sözleri geçerlidir, emirdir. Öyle telakki ederiz. Onun söylediği sözünde her zaman arkasındayız. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Peki, teşekkür ediyorum. Son olarak efendim. Şimdi Manisa'ya ve Manisa'yla birlikte aslında bütün Türkiye'ye ne söylemek istersiniz? Yani mesela ne vaadiniz, en önemli vaadiniz nedir? Bir numaralı önceliğiniz ne olacak şimdi? Manisa'nın en büyük, en önemli sıkıntısı bir, imar. İkincisi şehir içi trafik ve otopark. Bu iki mesele. Otopark yok gerçekten. Aynen öyle. Yaptığımız otoparklar var. Türkiye'de şu anda en büyük 560 araçlı tam otomatik sistem. Yani tuşa basıyorsunuz, araba kendi gidiyor. Tekrar geldiğinizde tuşa basarak arabanız iniyor. Türkiye'nin en büyük kapalı otoparkını 560 araçlı tam otomatik. Bunu biz Manisa'da gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönem Allah nasip ederse, vatandaşlarımız bize bu hizmeti tekrar üçüncü defa verirse, biz de üzerimize düşen otopark noktasında zaten şehrin eski yapılaşmış olmasından kaynaklı bölgesel yer sorunlarını yaşıyoruz. Şehir içerisinde şu anda yaşanan sabah pik saatlerinde ve akşamüstü bilhassa organize sanayiden Manisa'ya gelen giden aşağı yukarı 10-15 bin insanımız var. Bu noktada bu vatandaşlarımızın daha hızlı bir şekilde şehirde şu anda toplu taşıma noktasında %8 gibi çok düşük bir oranda araç kullanımı var. Bunun artırılması noktasında çok yakın bir süreç içerisinde 10-15 güne kadar inşallah Manisa'da elektrikli otobüsleri de hayata geçirmenin mutluluğunu inşallah vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ümit ediyorum hem imar noktasında 30 yıldır Manisa'da yapılamayan imar çalışmaları,
şehrin gecekondulaşmış olan bölgelerini inşallah daha düzgün, daha yaşanabilir. Bunlar da vaatlerini yeni dönemde yapılacak en önemli iki faktörü biraz önce saydım. Efendim demokrasi İnşallah. Meydanına çıktığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı ve Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Bey çok teşekkür. Bu eser için sizi kutluyorum. Bu siyaset üstü bir yaklaşım. Canı gönülden kutluyorum. Tarihimize sahip çıktığınız için. Emeğe geçen katkıda bulunan herkese ben teşekkür ediyorum. Efendim ben... Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ben izin verirseniz konuğumu uğurlayacağım ve rakibini, Millet İttifakı'nın adayını huzurlarınıza yani demokrasi meydanına çıkaracağım. Teşekkür ederim. Bir yere ayrılmayın.